Artı TV'den yeni bir ekolojik odak programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çevre mücadelelerini, ekolojik anlamda devam eden talanları konuşmaya çalışacağız. Daha çok son haftalarda spesifik bazı bölgeler üzerinden ilerliyoruz programda. Bugün biraz daha genel resme bakalım istedik. Biraz daha Türkiye'nin çevre gündeminde daha geri planda kalan konuları ele alalım istedik. Çünkü ister istemez Türkiye çok geniş bir coğrafya ve bu coğrafyanın her yerinde meydana gelen çevre mücadeleleri veya ekolojiyle ilgili bir takım talan ve tahribatlar eşit miktarda medyada veya sosyal medyada eşit miktarda yer bulamıyor. Bu ekolojiyle ilgili mücadeleler de aynı. Yine aynı şekilde Türkiye'nin en doğusuna uzandığımız bölgelerdeki mücadeleler de aynı şekilde kıymetli ve hepsine bir arada dikkat çekmeye çalışıyoruz diyelim, elbette programın süresinin el verdiği sınırlar içerisinde. Son zamanlarda belli bazı bölgeler ve belli bazı talan projeleri öne çıktı. Biz de bunları gündeme taşımaya çalıştık. Ve tabii artık 2022 yaz aylarını da geride bırakmak üzereyiz. Yine iklim krizine bağlı aşırı hava olaylarını, orman yangınlarını, orman kesimlerini ve tabii her türlü envai çeşit talan, rant ve gasp projelerini konuşmaya devam ettik. Yine dediğim gibi orman yangınları ve orman kesimleri ana gündem maddelerimizden birisi oldu. Yine bazı rant projelerine yönelik, bazı madencilik projelerine, bazı enerji projelerine yönelik yine mücadelelerde tüm hızıyla hem hukuksal anlamda hem sahadaki mücadele anlamında devam ediyor. Şimdi bugün biraz daha bu konuları çeşitlendirelim. Gündemde geri sıralara düşmüş olan konuları da biraz daha öne doğru çekelim istedik. Şimdi tabii bütün bunlar olurken memleketin dört bir yanında bu ekoloji mücadeleleri devam ederken bu mücadeleleri izleyen, bizzat sahada yerinde içinde olan bir takım çok kıymetli çevre örgütleri de var. Son yıllarda bunlardan bir tanesi, en dikkat çekenlerinden birisi de Ekoloji Birliği. Pek çok ekoloji örgütünü aynı çatı altında buluşturan bir yapı. Şimdi bugün Ekolojik Odak'ta konuklarım Ekoloji Birliği'nin eş sözcüleri Güner Yanlıç ve Halime Şaman. Hemen konuklarıma merhaba diyorum. Hoş geldiniz Güner Bey, hoş geldiniz Halime Hanım Ekolojik Odak programına. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Evet, şimdi ben çok kısa bir giriş yaptım sizin de sürelerinizden çalmamak adına. Dediğim gibi şimdi yaz aylarını geride bırakıyoruz. Konular çok başlıklı, çok gündemli. Bunları ben genel itibariyle talan, rant ve gasp projeleri olarak adlandırıyorum. Çünkü tek bir isim bütün bunların hepsini kapsamaya yetmiyor gibi oluyor. Bir yerdeki talan aslında bir yerdeki toprak gaspına, yaşam alanları gaspına uzanıyor ve eninde sonunda da hepsinin ucunda bir rant var. Gerek enerji projeleri, gerekse altyapı projeleri veya envai çeşit başka bir takım kalkınma hamleleri adı altında yapılan projeler diyelim. Şimdi burada tabii çok önemli bir aktör olarak karşımızda Çevre Şehircilik ve şimdi yeni adıyla iklim değişikliğinin de eklendiği üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uygulamaları. Öteden beri çok eleştiriyoruz elbette ama belki isterseniz bütün bu yaşadıklarımızın temelinde aslında bir politika veya politikasızlık bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak uygulanan bazı politikaların aslında sonuçlarını yaşıyoruz da diyebiliriz. Bu şekilde özetlemek mümkün. Ben bu noktada hemen ilk sözü Halime Hanım'a vererek başlayayım. Kendisi de zaten çok önemli Muğla bölgesinde çok önemli mücadelelerin içinde yer alıyor. Onlarla ilgili de bazı yeni gelişmeler var. Onları da bize aktaracak ama genel resimde ne görüyoruz? Bakanlık odaklı olarak uygulamalardaki temel yanlışlar
bizi bütün bu tek tek başlıkları, tek tek projeleri konuşmaya iten uygulamalar neler? İsterseniz bu tespitlerle başlayalım. Ben bir hukukçu değilim. Ama sayelerinde haklarımı her zaman olduğundan daha fazla öğrenmek zorunda kaldım. Çevre mevzuatlarını öğrenmek zorunda kaldım. Hatta son katıldığımız duruşmada hakim beylere şunu söyledim. Daha önce de parsel ada ne demek bilmiyordum ama şimdi fazlasını öğrenmek zorunda kaldım. Ülkedeki devlet kurumlarının hepsinin varlık nedeni kamu yararı. Yani tümü kamu yararını önceleyen bir anlayışla faaliyetlerini yürütmek zorundalar. Ancak süreç içerisinde görüyoruz ki aldıkları kararlar, yönetmeliklerle geliştirdikleri, yönetmeliklerle meydana getirdikleri değişikliklerde biz kamu yararına dair bir şeyle karşılaşamıyoruz. Araya birkaç tane kamu yararına yönelik madde ekleyip ama çoğunlukla da firmalara teslim olmuş kararlara imza atıyorlar. Bunların görmekten, yaşamaktan dolayı hakikaten bir vatandaş olarak üzgünüz. Çünkü onların o mevkileri doldurmalarının bir tek nedeni var. Bizim adımıza gereken denetimleri yapsınlar ki biz de vatandaş olarak diğer vatandaşlık görevlerimizi yapalım. Ama biz şu anda alanlardaki mücadelelerimizde, açtığımız davalarda, bakın firmalarla karşı karşıya değiliz. Alandaki mücadelemizde karşımıza jandarma çıkıyor, polis çıkıyor. Davalarda muhataplarımız ya bakanlık, ya valilik, ya belediye. O zaman bu kurumlara şunu sormak gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Kimin bakanlığısınız? Kim adına varsınız? Şeyi söyleyecek, bu bizim özellikle bu bölgede yoğun olarak tartıştığımız Orman Bakanlığımız uzunca bir süre bize şunu söyledi. Harabe halinde uçaklar, yangın uçakları. Evet. Siz son yangında o harabe uçaklarla yangını söndürdünüz. O zaman hangi söylediğiniz doğru? Biz neye güveneceğiz? Ve bu yaptığınızın bir karşılığı olmalı. Bu kadar rahat bu bilgileri bize vermemelisiniz. Ya da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı neredeyse verilen bütün çek kararları çek gerekli değildir şeklinde çıkıyor ve dava sürecine gittiğinde neredeyse tamamını kazanıyoruz. O zaman siz bu kadar hatalı kararı nasıl verebiliyorsunuz? Ya da Turizm Bakanlığı ormanları lüks çadır adı altında nasıl kullanıma ve talan açarsınız? Bunların hepsinin bir karşılığı olmalı. Doğru ve kanuni olan karşılığı kamu yararıdır. Ama aldığınız kararlarda ne yazık ki kamu yararına rastlanamıyor. Ve bu özellikle bu yıla özgü. Son derece arttırılmış, son derece arsızlaştırılmış, dizginsiz bir halde ilerliyor. Ya buna olsa olsa cahil kötülüğü diyoruz. Çünkü hiçbir şey duymadıysanız Nasrettin Hoca'nın fıkrasını da mı duymadınız? Yıllarca anlatmadık mı? Bildiğin dalı kesmek. Bildiğiniz dalı kesiyorsunuz. Ve beraberinde bizi de uçuruma sürüklüyorsunuz. Buna hakkınız yok. Evet. Sizler gideceksiniz ama bizler bu yaşam alanlarındaki insanlar olarak, börtü olarak, böcek olarak, canlılar olarak var olmaya devam edeceğiz. Bizim yaşam alanlarımızı daraltarak gettolaştırılmış bir hayata mahkum edemezsiniz. Ya da sizin tanımladığınız buraya bu halk yaşamayı hak eder ya da şu varsınlar yaşamayı hak eder gibi bir çizgiyi bizim hayatlarımıza baş koşul olarak dayatamazsınız. Burada kamu yararıyla, kamu yararı gerekçesiyle aslında bütün bu projelerin gerekçelendirildiği yapılmaları için. Şimdi daha çok Türkiye'nin batı bölgelerinde bu tarz orman yangınlarından
veya orman kesimlerinden sonra ilk akla gelen acaba buraya kim, hangi projeyi yapacak, buraya hangi otel yapılacak gibi hemen kamuoyunda bir endişe oluşuyor. Şimdi Türkiye'nin doğusuna doğru gittiğimiz zaman da orman yangınlarının özellikle güvenlik gerekçesiyle müdahale edilmediği bu yangınlara gitgide bu söylemin çok fazla ifade edildiği bir dönemden geçiyoruz. Hatta bölgede yaşam savunucularının kendi imkanlarıyla bu orman yangınlarına müdahale etmek istedikleri dönemlerde de bunlara hiçbir şekilde izin verilmediğini biliyoruz. Yine bu yıl aslında batıda olurken Türkiye'nin doğusunda da orman yangınları tüm hızıyla devam etti. Bir de buna ekstra gördüğümüz, okuduğumuz kadarıyla ciddi bir orman kesimi de eşlik ediyor. Daha çok Şırnak bölgesinde, Cudi Gabar dağlarında bu orman yangınlarını ve orman kesimlerini gördük. Siz bu noktada ne tür bilgiler aktarmak istersiniz? Tam olarak ne oluyor? Bunları öğrenmek istiyoruz. Sizin aktarımlarınızdan lütfen söz sizde, buyurun. Yani bölgedeki aslında yangınlar ya da ağaç kesimleri 100 yıllık bir geçmişe sahip. Yani bu 100 yılda inşa edilmek istenen ulus devletin güvenlikçi bir temelde inşası için yürütülen çalışmalar diyebiliriz. Özellikle son 20 yılda Dersim'de, Hakkari'de, Şırnak'ta, Lice'de, Kult'ta, bütün bölgede fütursuzca orman yangınlarının çıkmasına neden olan çatışmalı süreç, güvenlik, karakol etrafının temizlenmesi gibi böyle akla hayale sığmayacak, tutarlı olmayan bir sürü gerekçeyle orman yangınları çıktı, çıkarıldı. Çıkan bu yangınlara yıllardır yerelde yaşayan köylüler, gerekse sivil toplum örgütleri, sizin dediğiniz gibi ya da belediyelerin müdahale edilmesine izin verilmedi. Çünkü siz yangına müdahale ederseniz can güvenliğinizi sağlayamayız noktasına getirip alanlara giriş engellendi. Elbette tüm ülkede de yangınlar var ve tüm ülkede de kesimler var. Sadece bir tarafında ulus devlet için kesilirken öbür tarafta aşirikar için kesiliyor. Yani ama gelinen nokta aynı nokta. Kapitalizme hizmet eden iki temel ayağını oluşturuyor mesele. Tabii son 4-5 yılda ağaç kesimi gündemimize geldi bölgede. Kult'ta Şenyayla'da el değmemiş insanın ulaşmadığı alanlardaki ormanlık alan ağaçlar kesilmeye ve satış için kesilmeye başlandı. Elbette o alana yine bizler giremiyoruz. Girebilen kolluk kuvvetleri, onun uzantısı yereldeki korucular. Ve bu kesimler tamamıyla onlar eliyle yapılıyor. Bu yıl üstüne Şırnak eklendi. Yani Şırnak'ta 3 ay önce Baro'nun tespitine göre Şırnak'taki ormanların %8'i kesilmişti. Ve bu kesim aralıksız devam ediyor. Gelinen noktada 3 ay önce %8 ise şimdi %10'undan daha fazla bir alanı kapsayabilecek kesimler yapılmakta. Tüm Türkiye'nin aslında ortaklaştığı, sırt verdiği bir Cudi yürüyüşü yapıldı. Evet, bölgeye dair ülkenin diğer alanlarından ses çıkmıyor gibi eleştirilerimiz oluyor. Ama Cudi'de gördük ki tüm Türkiye'deki duyarlı, çevre, doğa, ekoloji savunucuları bu mücadeleye destek verdi ve tüm engellemelere rağmen alana kadar gitmeyi başardı. Bu anlamda çok kıymetli de bir çalışma oldu. Tıpkı Ekoloji Birliği'nin tüm Türkiye'yi kapsayan mücadele anlayışını Şırnak'ta da gördük. Tabii bu kadar tepkiye, bu kadar mücadele edilmesine rağmen iktidar hiçbir şekilde geri adım atmadı. Ağaç kesiminin durması ya da durdurulması yönünde hiçbir kendini bir noktaya taşımadı. Son olarak aslında geçenlerde Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm bölge illerini de kapsayan bir raporu oldu. Evet. Yıllardır
ağaçlar kesilmesine, orman yangınları olmasına rağmen işte Van'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Diyarbakır'da kesim ya da orman yangınlarına dair hiçbir ibare yer almadı. Hani bu ayıplanacak bir şey de değil. Aklın almayacağı bir şey. Sen bu ülkenin bir orman genel müdürlüğüsün. Burnunun altında senin bilgin dahilinde ormanlar kesiliyor ve sen bunu belgelemiyorsun. Böyle diyebiliriz kısaca. Evet. Peki bu kesilen ağaçlar acaba nereye gidiyor? Nasıl değerlendiriliyor? Yani belli sektörler tarafından mı satın alınıyor yoksa başka bir amaçla mı kullanılıyor? Buna dair bir bilgiye ulaşabildiniz mi acaba? Yani yereldeki ajanslar aslında bu konuda çok iyi çalışmalar yürüttüler. İşte Urfa'da, Adıyaman'da, Maraş'ta ve hatta belki Adana'da odun pazarlarıyla yapılan görüşmede bunların özellikle odun olarak kullanılması için odun pazarlarına satıldığına dair onlar vesilesiyle biz de bu bilgiye sahip olduk ama yani evet Türkiye'deki tüm halklar, aktivistler sesimizi duydu. Yalnız merkezi iktidar hala kör sağır dilsizi oynayarak bu yıkıma sizin tanımladığınız gibi gerçekten bir tanım yetmiyor. Yani katliam deseniz yetmiyor, talan deseniz yetmiyor, tahribat deseniz yetmiyor. Çünkü çok fütursuzca bir saldırı var ve evet bizler bunu böyle bir ekolojik kıyım oluyor ve bunu hoş gören, bunun hatta üstünü örten bir iktidarla karşı karşıyayız. Evet maalesef. Evet şimdi hazır orman yangınlarından sözü açmışken ben tekrar Halime Hanım'la devam edelim istiyorum. Şimdi hem orman yangınlarının çok yoğun olduğu bir bölgedesiniz. Yine maalesef Marmaris bu sene çok odaktaydı orman yangınları açısından. Orada acaba neler yaşandı ve tabii Marmaris ve çevresinden bahsediyoruz. Daha geçtiğimiz hafta orada yine orman yangınlarının haberlerini aldık. Son yıllarda orman yangınlarının en fazla görüldüğü noktalardan bir tanesi ki yapılan incelemelerde aslında doğanın kendi kendini yenilemeye başladığı da görülmüştü. Fakat anlıyoruz ki gerek dikkatsizlik, gerek tedbirsizlik ve denetimsizlik sonucunda bu yangınlar devam ediyor, edecek gibi de görünüyor. Acaba sizin bölgeniz açısından neler yaşandı bu geçtiğimiz yaz aylarıyla birlikte? Geçen yıldan beri ağır yangın travmasını yaşayan bir bölgenin yaşayanı olarak şunu söylemek isterim. Biz buradan cenaze merasimleriydi, kamyonların üzerine yüklenmiş giden ağaçların görüntüsü. Ama ondan daha fazla can acıtan görüntüleri bu yıl Şırnak'tan gelen kamyonların üzerine sırtlanmış yemyeşil hala yaşamakta olan ağaçların kesilip götürülmesi olarak gördük. Çünkü biz biliyoruz nasıl bir kayıp olduğunu. Burada geçen yıldan beri süre giden yangınlarla telleşmiş, orman varlığını kaybetmiş, kapkara bir dağa bakar hale geldik. Şimdi orada yaşayan ormanların göz göre göre rant uğruna heba edilmesi gerçekten ne kabul edilebilir bir durum ne de vicdanın kaldıracağı bir durum. Peki bu bölgede bu kadar ağır bir yangın sürecini yaşayan bir dönemden geçiyor olmamıza rağmen ne gelişti? Öncelikli olarak iyi olanı söylemek ve hakkını teslim etmek lazım. Buradaki Orman İşletme Müdürlüğü kimi bölgelerde orman gönüllüleri eğitimlerini başlattı. Ormana müdahale eden gönüllülerin daha bilinçli olmalarını sağlayacak pilot uygulamalara başladı. Ama daha geçen hafta Eylül ayının başında sözleşmesi sonlandırıldığı için biz gece görüşlü helikopterlerin olmadığını gördük. Şimdi bulunduğunuz kurum Orman Bakanlığı yangınların karakterini eminim sizler bizlerden iyi biliyorsunuz uzmanlar olarak orada nasıl henüz daha sezon tamamlanmamışken sözleşmelerin süresini feshedersiniz. O zaman burada bir soru sorma hakkını bize veriyorlar. Tıpkı enkaz dedikleri ve kullanmadıkları uçaklarda olduğu gibi. Siz müdahale mi etmiyorsunuz?
yoksa bir tercih olarak müdahale edilmemesini mi belirliyorsunuz? Giderek kanaatimiz, umuyoruz ki yanılırız, hala daha bunu arzu ediyoruz. Bu bir tercih değildir. Çünkü kaybettiğimiz zaman sahip olduğumuz hiçbir para yeni bir yaşam alanını satın almaya yetmeyecek. Biz elimizde hiç zahmet harcamadan sahip olduğumuz kaynakları bu kadar acımasızca, bu kadar göz göre göre yok edilmesine izin veremeyiz. Ne kamu görevi olarak verebiliriz, ne insani vicdan olarak verebiliriz. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi ben aslında tabii yani hem bir görev olarak hem kamu vicdanı açısından dediniz. Şimdi ben tekrar Güner Bey'e dönmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Eylül ayı ortalarında bir yürüyüş oldu. Az önce siz de bahsettiniz. Oradaki talanın ve tahribatın boyutlarını tespit etmek için işte Şırnak ve bölgesindeki. Orada acaba genel yaklaşım nasıldı ve acaba bu yürüyüşlerin, bu daha çok Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunda gerçekleştirilen bu doğa tahribatlarının tespiti açısından ekoloji mücadelesi verenler, yaşam savunucuları tekrardan bu şekilde bir araya gelmeyi, bu tarz yürüyüşler ve bir aradalığı ve aslında karşılıklı destek ve dayanışmayı büyütmek adına bir araya gelecekler mi? Böyle bir gündem var mı? Yani biraz önce de örnekledim. Yani Türkiye'de gerçekten ekoloji alanında mücadele yürüten çok kıymetli örgütler var. Ama bunların yanında ekoloji birliği gibi tümünü, tüm anlayışları kapsayan bir ekoloji anlayışıyla ekoloji birliği kuruldu. Bu anlayış aslında Şırnak'a taşındı. Elbette merkezi iktidar kör sağır dilsizi oynasa bile mesaj yerine gitmiştir. Bundan sonraki süreçte de bu mücadele özellikle bölgeye yönelik bölgede yapılacak talan tahribat belgelenmelerine dair buluşmalar çok daha güçlü noktalara taşınacaktır. Elbette şu an için o ekoloji, daha önce ekoloji buluşması Diyarbakır'da düzenledik. O dönemde katılımlar oldu. CU diye yürüyüş oldu. Ve elbette önümüzdeki sezon belki Dersim'e, belki Hakkari'de de bu yıl yangın yine çıkmıştı. Bunun planlaması yapılarak tüm aslında ülkedeki tüm tahribatların hepimizin yaşamına dokunduğuna dair ortaklaşma noktasıydı. Halime Hanım'ın bağlantısında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Varsa belki son sözleriniz, dikkat çekmek istediğiniz noktalar, onları alalım. Programa Güner Bey'le devam edelim eğer Halime Hanım'ın söyleyecekleri bu kadarsa. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir cümle belki edebilirim. Onu çok önemsiyorum. Bir biyolog olarak söyleyeceğim bunu. Ekolojide, ekosistemde bir denge var. Ve bu denge kafamıza göre düzenleyebileceğimiz, organize edeceğimiz bir sistem değil. Tam da bu bağlamda. Şırnak'ta bir ağacın gövdesine vurulan baltanın ahı, Kaz Dağları'ndaki zeytin dalında duyulur ve o zeytin dalından damlayan bir gözyaşı olur. Ekosistem böyle bir şeydir. Birbirinden bağımsız bölgeler düşünerek, ayrımlar yaparak yürüyemezsiniz. Görevimiz hepimizin ve kurum yetkililerinin ortak yaşam alanlarımızı korumak olmalıdır. Onlar yapmıyorsa da biz yapmaya, ekoloji birliği çatısı altında da diğer ekoloji örgütleriyle de yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim ne kadar kıymetli bir şeyi koruduğumuzu biliyoruz. Evet. Siz de yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum siz de hem programa katıldığınız için hem de verdiğiniz bilgiler için. Şimdi biz bu programa geçmeden önce, daha öncesinde programın
hep böyle çok az gündemde olan konuları konuşalım demiştik. Şimdi bir de zaman zaman Türkiye'de gündem oluyor ama biraz daha siyasi boyutuyla gündem oluyor. Bir de bu konuşmamız gereken herhalde başlıklardan, projelerden bir tanesi de ODTÜ'nün içinden geçen, ormanlık alandan geçen bu yol meselesi. Aslında bir önceki belediye başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde başlatılmış. Ama daha sonra Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde de devam ettirilmiş bir projeden bahsediyoruz. İsterseniz buna da biraz değinelim. Tam olarak bu projeyle ne yapılmak isteniyor, ne amaçlanıyor ve neden bu orman yolu özellikle kullanılmak isteniyor ve tabii ayrıca acaba niçin Mansur Yavaş döneminde bu projede ısrar ediliyor? Önemli herhalde soru işaretlerinden birkaçı bunlar. Şimdi öncelikle ODTÜ direnişini Ekoloji Birliği adına selamlıyorum. Mücadelelerinin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Tüm iyi dayanışma dileklerimizi kendilerine iletiyoruz. Elbette bir alanda kıyım yaşandığı zaman oranın doğasını, kültürünü, tarihini beraberinde totalde bir kıyım temelinde yaklaşım oluyor. İşte ODTÜ'deki ormanın yıkılması belki oranın tarihsel yapısını yıkmaya yönelik, orada oluşmuş bir direniş kültürünü yıkmaya yönelik bir mesele. Tabii bizim de aslında üzerinde durduğumuz nokta işte biz nasıl bölgedeki orman yangınları kesimlerinin ulus devletin inşası için olduğunu söylüyorsak ve ulus devlet kapitalist sistemin temel ayağıysa, sistem değişmedikçe problemlerin bitmeyeceğinin bilincindeysek, ODTÜ'de olan da tam da bu. Yani merkezi iktidarlar değişkendir, değişebilir. A partisi olabilir, B partisi olabilir ama zihniyet aynı olduğu için aynı sisteme hizmet eden, yanlış olan bu projenin devam ettirilmesi tamamıyla ikisinin de aynı sisteme hizmet etmesinden kaynaklanıyor. Ve böyle olunca da biz Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de ya da ülkenin herhangi bir yerinde kesim, yıkım, yanma, yakılma nedeni, gerekçesi ne olursa olsun sistemce yapıldığını biliyor. Tüm yıkım, kırım, talan, tahribat projelerinin karşısında olduğumuzu sizler aracılığıyla bir daha deklare ediyoruz. Evet, şimdi aslında tabii biraz siyasi boyuta da değindiniz. Belki oradan da gitmekte fayda var. Çünkü seçim dönemleri aslında ekoloji meselelerinin de ister istemez gündemde olduğu dönemler oluyor. Son yıllarda biraz daha bunu hissediyoruz. Yani yerel seçimlerde de hissettik ama bir genel seçim atmosferinde de herhalde önemli konu başlıklarından birisi olacak gibi duruyor. Acaba bundan sonraki süreçte şimdi birkaç farklı ittifak yapısı var Türkiye'de, bir tanesi de yeni kuruldu geçtiğimiz günlerde. Bundan sonraki dönemde artık seçim gündeminin sıcaklığını daha fazla hissettiğimiz günlerde acaba ekoloji meseleleri, ekoloji mücadelesi bu ittifakların gündemine daha çok gelir mi ve buradan acaba daha fazla oluşturulmuş söylemler, bu meseleyi de kapsayan bir siyaset ve gelecek inşası duyar mıyız acaba? Özellikle de tabii Türkiye'nin biraz daha o arka planında bırakılan ekoloji gündemiyle birlikte okursak meseleyi. Şimdi son bu dönemki merkezi iktidar her alandan, herkesin her yere böyle sömürü temelli sermaye açma anlamında saldırıların önünü açıyor. Böyle olunca da şu an için bile yüzlerce ifade edilebilecek ekoloji mücadelesi örgütlenmiş ülkede. Elbette iktidar
ve muhalefet partileri de ekolojinin, yeni yaşamın vazgeçilmezi olduğunu bilerek, işte merkezi iktidar en çok fidanı biz diktik. Bizden daha çevrecisi yok. İşte Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı gibi göstermelik de olsa adımlar atmak zorunda kaldı. Çünkü gerek dünyada gerekse Türkiye'de çok ciddi derecede büyüyen bir ekoloji mücadelesi var ve kimse ekoloji mücadelesine sırtını dönemez. Elbette merkezi iktidar ya da şu an için genel muhalefetin söylemleri, tutumları çok da yaşamımıza ya da mücadele alanlarımıza dokunmuyor. İşte ODTÜ'de hem iktidar hem muhalefeti bir arada görüyoruz. Elbette doğa insan birlikteliğine inanan, ekoloji anlayışlarını benimseyen birçok parti de var. Bunların ve belki bizim zorlamalarımızla gerekse muhalefet gerekse iktidarın sonraki süreci daha ekolojik temelli adımlar atmasına neden olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi evet, sizin söylediğiniz noktada mücadele yükseliyor farklı yerlerde, hatta işte bazı noktalarda birden fazla mücadelenin aynı insanlar tarafından götürüldüğünü, hukuk mücadelelerinin hep aynı insanlar üzerinden ilerlediğini biliyoruz. Muhtemelen Ekoloji Birliği'nin de gündemi bundan sonra bu konulara dikkat çekmek olmaya devam edecek. Belki o anlamda önümüzdeki günler açısından ilk bir iki öncelikli gündeminiz neler olacak? Onlardan bahsederek yavaş yavaş biz de programı kapatalım istiyorum ama Ekoloji Birliği olarak Türkiye'nin farklı yerlerinde ekoloji mücadelesi götüren örgütlerin bir çatı örgütü olarak ilk üç belki öncelikli çok acil müdahale edilmesi, gündemde tutulması gereken konu olarak neleri görüyorsunuz? Yani belki en sonuncusu ama daha önce başlattığımız bir ekolojik anayasa çalışması vardı. Özellikle işte genel seçim, yerel seçimlerin bu kadar yakın olduğu bir dönemde bu çalışmayı başlatıp gelecekte iktidar olanların belki elini güçlendirmek ve ekolojik temelli politikalar üretmelerini sağlamak amacıyla bir ekolojik anayasa çalışması başlatmıştık. Buna devam edip kısa sürede hayata geçireceğiz. Evet. İkincisi, ulaşamadığımız birçok ekoloji örgütü var. Kendi yerelinde, köyünde, nehrinin başında mücadele yürütüyor ama biz ekoloji örgütü olarak belki bu pandemiden kaynaklı bir örgütlenmeyi bitirip onlara gerekli desteği veremedik. Bu ve bugünden sonra ülkenin neresinde bir ekoloji mücadelesi yürütüyorsa onlara ulaşıp güç vermeye, dayanışma içinde olmak için çaba sarf edeceğiz. Elbette haricinde ülkenin tüm başlıkları aslında ekolojiyi ilgilendiriyor. Yani biz belki sadece ormanı konuştuk ama su politikası, kent politikası, barınma hakkı, yoksulluk, her başlık ekoloji mücadelesini içeriyor. O nedenle tüm yaşam alanlarımızı korumak adına Türkiye'yi kapsayacak bir örgütlenme ile mücadeleleri yükseltmek istiyoruz. Şimdilik böyle. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem programa katıldığınız için hem de verdiğiniz bilgiler için. Elbette bundan sonraki mücadeleye de başarılar diliyoruz. Umarız ki iyi sonuçlarla, iyi haberlerle bundan sonraki dönemlerde biz de programlarda bunları aktarıyor oluruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Kolay gelsin. Evet, bu hafta Ekolojik Odak'ta Türkiye'nin ekoloji gündemine, Türkiye'nin gündeminde çok az yer bulabilmiş ekoloji gündemlerine biraz olsa programda yer vermeye çalıştık. Konuklarım Ekoloji Birliği eş sözcüleri Güner Yanlıç ve Halime Şaman'dı. Tekrar konuklarıma programa katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu hafta da Ekolojik Odak'tan sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.